6 aydır terör örgütü IŞİD'in hedef aldığı sınır şehrimiz Kilis bu sabah yine saldırıya uğradı. Bu kez roket değil, Doçka uçak savarla taradılar Kilis'i. 6 mahallede evler, iş yerleri ve otomobillere mermi yağdı adeta. Neyse ki ölen ya da yaralanan olmadı. Aylardır süren roketli saldırılar yerini mermi yağmuruna bıraktı. Kilis yine korkuyla uyandı bu sabah. Sabahın bir gürültü oldu yani. Yatıyordum ben. Bir gürültü oldu. Pat 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 diye silah sesi geldi. Yani bomba gibi sesi geldi. Ona uyandık, hemen işte bu mermiler başımıza yağdı. Saat 8.10 sıralarıydı. Suriye'den ateşlenen uçak savar mermileriyle Recep Tayyip Erdoğan ve Adnan Menderes Bulvarı arasında kalan 6 mahalle hedef alındı. Mermiler bu mahallelerdeki evlere, iş yerlerine, bir otomobile ve Mehmet Ulucan Ortaokulu'nda duvarlara isabet etti. Patlama sesi geldi. Biz dükkanlara haberledik. Peş peşe aradan geldi. Düştüğü yerden de duman çıktı. Uçak savar mı mesela? Uçak savar herhalde. Her şeyin çekirdeğin büyüklüğü yani 3-4 santim vardı. Düşen çekirdeğin. Ramazan ayı olması sebebiyle sokaklar erken saatte boştu. Bu sayede uçaksavar mermileri sebebiyle ölen ya da yaralanan olmadı. Ama ölümü kıl payı atlatanlar yok değildi. Aniden bir silah sesleri geldi. Silah seslerinin gelmesi doğrultusunda baktık ki buraya merminin isabet etmesi, ölümden kıl payı olması bir saniye sürdü. Eğer bu mermi çocuğu mutfağa girip geri dönmesiyle çocuğu isabet etmiş olsaydı şu an evimizden bir cenaze çıkmış olacaktı. Acaba roket ve füzelerden sonra memleketimize, güzel Kilis Serhat ilimizde mermiler mi yağacak? Vatandaşların ihbarı üzerine uçaksavar mermilerinin isabet ettiği noktalara polis ekipleri sevk edildi. Polis, mermi isabet eden yerleri tek tek incelemeye aldı. 14 dinle Kilis'te 18 Ocak'ta başlayan roketli saldırılar 21 can aldı.